Günaydın değerli izleyicilerimiz, Çiftçi Kulübü'ne hoş geldiniz. Bundan böyle programımız Çiftçi Kulübü ismiyle ekranlarınızda olacak ve biz gerçekten programımızın adı gibi bütün çiftçilerimizi kulübümüze davet ediyoruz. İçeriğimizde de küçük oynamalar yaptık, bugün aktarmaya gayret göstereceğiz sizlere. Biraz daha fazla haber ağırlıklı, özellikle görüntülerle süslenmiş, sizlerin fikirlerini, yorumlarını daha net konularda alabildiğimiz ve yine sizlerden gelen görüş ve önerilerle birlikte programımızı şekillendireceğimiz bir yapı hazırladık sizler için ve dediğimiz gibi Çiftçi Kulübü'ne bu sabahtan itibaren bütün çiftçilerimiz davetli. Herkes bu kulübün üyesi olabilir. Ekranlarımız sizlere açık. Sizin derdinizi, sıkıntınızı gündeme getirmek, uzman konuklarımızla birlikte çözüm önerilerini sunmak için huzurlarınızda olacağız Çiftçi Kulübü'yle. Tarımın nabzını sona erdirdik. Çiftçi Kulübü'ne başladık. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Değişmeyen tek şey var, o da numaramız. Değerli dostlar, 0312 alan koduyla 911-1542 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bu hattımıza ücretsiz ilanlarınızı da bırakabiliyorsunuz. Sadece bununla da kalmıyor, bu ilanlarınız ekranımızda yine ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor. Yine ekranımızda özellikle hallerden, ticaret borsalarından ve hayvan pazarlarından ortalama güncel fiyatları da bulabiliyorsunuz. Bunu da aktarmış olalım. Programımızın videolarını izleyebileceğiniz iki adresimiz var. Çiftçikulübü.tv ve tarımsalpazarlama.com. Bunu da hatırlatmış olalım değerli dostlarımız. Önemli gündem maddelerimiz var. Onları aktaracağız. Gündem maddelerimizle ilgili telefon bağlantılarıyla yine uzmanlarımızın, üretici temsilcilerimizin görüşlerini almaya gayret göstereceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Çiftçi Kulübü'nde tarımın gündemiyle başlayalım. Sürekli güncellenen internet sayfalarından ve daha doğrusu web adreslerinden aktarmaya çalışıyoruz haberlerimizi. Şimdiye kadar 4 milyon hektar araziyi toplulaştırdık demiş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker. Evet, bu yıl sonuna kadar 5-6 milyon hektara çıkmış olacak bu rakam. Bakan Eker, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini kabulünde bir konuşma yapıyor ve sanayinin tarımdan ayrılamayacağını belirtiyor. Sanayi sektörünü büyütmek için öncelikli adımın tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi olduğunu ifade ediyor. Bu ifade gerçekten son derece doğru. Özellikle tırnak içinde gelişmiş diye tabir ettiğimiz ülkelere baktığımızda, hani bu ülkelerde özellikle imalat sanayi, otomotiv sanayi, demir, çelik, enerji ön planda dediğimiz ülkelerin bile şöyle geçmişine dönüp baktığımızda tarımsal sanayiyle diğer sektörlerdeki iğmeyi yakaladıklarını görebiliyoruz ve görmediğimiz bir nokta daha var. Eğer çok detaylı incelemiyorsak konuyu, ne olursa olsun tarımsal sanayileri şu anda hala o gelişmiş dediğimiz ülkelerin çok ön sıralarda. Perakende sektörü de öyle. Şöyle bir baktığımızda tarımsal kooperatiflerin, özellikle Orta Avrupa'da tarımsal kooperatiflerin kurduğu yapıların şu anda ekonominin hala temellerini oluşturduğunu görmek mümkün. Tarıma hükümet olarak 10 yıl öncesine göre çok farklı bir gözle baktıklarını, bir strateji oluşturduklarını söylüyor Bakan Eker. Bugün daha bilinçli tarım desteklerinin verildiğini hatırlatıyor. Üreticilerimizin cebi için şu ifade önemli. Bu sene çiftçiye 9 milyar lira nakit hibe desteği verilmesini planladıklarını söylüyor. Yılın ilk 6 ayında bu miktarın zaten 6 milyar 600 milyon lirası da ödendi. Gelelim haberin başlığına. Şimdiye kadar 4 milyon hektar arazi toplaştırdıklarını, bu rakamın yıl sonuna kadar 5-6 milyon hektara çıkmış olacağını belirtiyor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker. Efendim, sebze ihracatında lider domates. Az sonra domatesle ilgili başka bir açıdan yaklaşık bir haber daha aktaracağız. İhracatla ilgili son raporlara göre domates toplam sebze ihtiyacının, ihracatının %62'sini tek başına karşılıyor.
toplam sebze ihracatının 1/3'ünü tek başına karşılıyor. Domates bu kadar önemli bir ürün. Türkiye Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği sektör raporundan edinilmiş bilgi bu. Yılın ilk 6 ayında 679.841 ton sebze ihraç eden Türkiye bu miktarı 2013'ün aynı dönemine göre %24 oranında arttırıyor ve 839.689 tona çıkarıyor değerli dostlar. Sebze ihracatında geçen yılın ilk yarısında sağlanan gelir nedir diye bakacak olursak bu yılın aynı dönemine göre %10 olarak bir artış var ve 500 milyon lira aklımızda öyle kalsın 500 milyon dolara ulaşmış bunu da aktaralım. Ocak-Haziran döneminde en fazla ihraç edilen ürün domates 305.805.000 dolarla gördüğünüz gibi 500 milyon lira içerisinde ne kadar büyük bir paya sahip. Şimdi domatesle ilgili bir başka haber daha aktaracağız. Bu biraz daha iç piyasayı da ilgilendiriyor ve bazı ürünlerimizin markalaşma sürecinde yaşadıkları sıkıntıların da bir nevi dile getirildiği bir haber bu. Haberimizin başlığı şu: hepsi Çanakkale domatesi değil. Detaylı bir şekilde aktarıyoruz. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İlhan Ulus'un bir açıklaması bu. Pazarcılar her domatesi sanki Çanakkale domatesiymiş gibi satıyor ve tüketiciyi kandırıyor demiş Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İlhan Ulus. Evet, seralarda ya da başka illerde yetiştirilip Çanakkale domatesi adıyla satışa sunulan ürünler bulunduğunu belirtiyor. Çanakkale domatesi daha meşhur olduğu için tüketicinin özellikle özen göstermemesi sonucu pazarcılar bu ürünleri sanki Çanakkale domatesiymiş gibi satıyor ve tüketiciyi kandırıyor. Açıklama bu. Kalitesiyle tanınan domatesin özellikle İstanbul ve İzmir gibi metropol kentlerin pazar ve manav tezgahlarını süslediğini söylüyor. Tadı ve aromasıyla tüketicinin aradığı ürünün Çanakkale domatesi olduğunu anlatan Ulus, özellikle Kumkale Ovası'nda 100 bin dönüm arazinin yaklaşık 40 bin dönümünde domates yetiştiriliyor. Bunu Çanakkale geneline yayarsak o zaman üretim alanı yaklaşık 500 bin dönüme çıkar. Bunun 200 bini sofralık, 300 bini de sanayi domatesidir şeklinde konuşuyor. Ulus özellikle bazı seralarda yetiştirilen domateslerin kendilerinin tohumunu bile ekmediği dönemde İstanbul'daki pazar ve manavlarda Çanakkale domatesi adıyla satılarak tüketicilerin kandırılmaya çalışıldığı uyarısında bulunuyor. Çanakkale domatesi olarak satılan her ürünün gerçek olmadığına da dikkat çekiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Hasat dönemimiz Haziran ayı sonu, Temmuz ayı başıdır. Bakın, Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı. Bu süreden önce çıkan Çanakkale domatesinin özellikle Çanakkale ile ilgisi yoktur diyor. Bakın, Çanakkale domatesinin piyasaya çıkma olasılığı bu tarihten önce yok diyor. Bu dönemden önce tezgahlarda Çanakkale domatesi diye satılan ürünlerin tamamı sahtedir. Yani şu açıdan sahte: ürünler domates de Çanakkale domatesi değil. Bunlar ya seralarda, Adana'da, Mersin'de ya tarlalarda yetişen domatesler olabilir. Çanakkale domatesi daha meşhur olduğu için tüketicilerin de özen göstermemesi sonucu pazarcılar bu ürünleri sanki Çanakkale domatesiymiş gibi satıyor ve tüketiciyi kandırıyor demiş. Bu arada haberde Çanakkale domatesinin özellikleri de verilmiş değerli dostlar. Ama biz bu özellikleri başka konularla birlikte Çanakkale Ziraat Odası Başkanımız Sayın İlhan Ulus'tan öğrenelim. Sayın Başkan merhaba efendim, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Güzel. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, açıklamanızın çok büyük bir bölümünü aktarmaya gayret gösterdim. Peki şunu sormak istiyorum bütün bu gelişmelerden ve haberden hareketle. Bu her sene olan bir olay mıdır, yoksa bu sene çok oldu, çok tespit ettiğiniz için mi bu açıklamayı yaptınız? Şimdi tabii ki her sene yapılan bir hareket bu. Pazarcıların ürününü rahat sattığı için, Çanakkale domatesi meşhur olduğu için, tüketicinin de bunu pazarda, manavda aradığı için, daha rahat ürünü sattığı için de Çanakkale domatesi adı altında satmaya çalışıyorlar. Her sene yani oluyor diyorsunuz Sayın Başkan. Her sene olan bir şey. Peki efendim, Çanakkale domatesi demek ki Türkiye'de özellikle metropol kentlerde bir marka olmuş durumda. Evet. Değil mi? Bu yüzden tüketici de
belki biraz daha fazla para ödeyerek ya da başka domatesler içerisinden illaki Çanakkale domatesini almaya gayret gösteriyor. Evet. Şimdi bu konu önemli Sayın Başkan. Çanakkale domatesini bu hale getirebilmek için şimdiye kadar yaptığınız çalışmaları şöyle çok kısaca aktarabilir misiniz bizlere? Nasıl oldu da Çanakkale domatesi özellikle metropol kentlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de aranan bir ürün hale geldi ki pazarcılarımız bu şekilde biraz işin hilesine başvurma yolunu seçti? Buyursunlar Sayın Başkan. Tabii şimdi bunu pazarlarda, büyük metropollerin pazarlarında aranır hale getirebilmek için bizim toprak yapımızdan kaynaklanıyor. Hı hı. Aslında bizim daha önce yaptığımız çok bir şey yoktu. Ama bizim toprak yapımızdan ve rüzgarımızdan, iklimimizden kaynaklanan tat ve lezzet meydana geliyor. Yani bizim Çanakkale'nin toprak yapısının dolgu toprak olması, kaz dağlarından gelen alüvyonlarla donması nedeniyle potasının fazla olması, bunun da domatesin şeker oranına yansıması nedeniyle domatesin tadı ve lezzeti farklı oluyor. Onun yani ürünün zaten oluyor. Kendisi güzel. Bizim ek olarak pek bir çaba harcamamıza gerek yok, olmadı şimdiye şey kadar yoktu. Diyorsunuz. Peki bundan sonra Sayın Başkan, çünkü bazı illerimiz, büyük ilçelerimiz belli bir ürün için festivaller düzenliyor. Çok değişik ambalajlarda ve değişik ortamlarda ürününü tanıtabilmek için, tükettirebilmek için değişik projeler üretiyor. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemde? Hani şimdiye kadar ürünümüzün kalitesi kendini kurtardı. Ama bundan sonrası için bir planınız var mı efendim? Biz de Çanakkale Ziraat Odası olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan bir proje aldık. Öncelikle bu domatesin daha iyi üretilebilmesi için çiftçilerimizin eğitimini gerçekleştirdik. Ve daha sonra da patent enstitüsüne başvuruda bulunduk. Şu anda patent enstitüsünde bizim domatesimiz incelemede. Coğraf tescilini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte Ekim ayında Çanakkale domatesi çalıştayı gerçekleşecek. Yani büyük bir katılımla basının da olduğu bir çalıştay gerçekleşecek. Ve bununla birlikte işte boylama paketleme testini gerçekleştiriyoruz Çanakkale'de. Bu domatesi daha iyi şartlarda işte boylayıp paketleyip daha iyi ambalajlarla piyasaya sürmeyi ve Çanakkale domatesinin orada tanınabilirliğini sunmak istiyoruz. Orada onun üzerine stikler yapıştırarak, yani Çanakkale domatesinin belli olacağı aralıdır gibi stiklerle tüketicinin kandırılamayacağı işte ambalajları onun tanınabileceği paketlemeyi yapmaya çalışıyoruz. Onun altyapısını şu anda hazırlıyoruz. Bununla ilgili de birkaç kooperatifimizin boylama paketleme tesisleri var. Bununla ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Başkan, tüketicinin kandırılmaması harika. Ve gerçek Çanakkale domatesini bulup ona ulaşmasını sağlamaktır. Ne kadar güzel ve böyle yaklaşık 1,5 dakika içerisinde yaş olarak değerlendirdiğimiz zaman sebze grubu ürünler içerisinde bir ürün için ne yapılması gerektiğini o kadar güzel anlattınız ki. Özellikle kalkınma ajanslarından bu konuda projeler alınabildiğini vurguladınız. Bu ürünlerin tasniflerinin paketlenmesinin çok önemli olduğunu, bunun için çalışmalara başladığınızı söylediniz. Ve tabii bütün bunlar şöyle bir araya geldiğinde markalaşmayı da beraberinde getirecek. Tüketici hem aldanmayacak hem de bazıları üreticinin emeği üzerinden daha fazla kar elde edemeyecek. Efendim haberde ben okumadım çünkü doğrudan sizden duymak istedim. Çanakkale domatesinin özelliklerini de vermişsiniz. Bunları şöyle kısaca aktarabilir misiniz? Nedir efendim Çanakkale domatesinin özellikleri? Bilmeyenler için bir reklamda çiftçi kulübünde yapalım. Zaten Çanakkale domatesinin tadının lezzetini söylemeye gerek yok. Onu tüketen bütün tüketicilerimiz biliyor. O yüzden zaten alıyor. Ama Çanakkale domatesine baktığınızda kendisinin iyi olması, onu ikiye yardığınızda içinin buzlu, buğulu olması en büyük özelliğidir. Sonra onu domatesi aldığınızda kokusu vardır. Çevre domatesi gibi değildir. Sonra içini yardığınızda, baktığınızda bizim domatesimiz içten dışarı doğru kızarma yapar. O güneşiyle, işte Kaz Dağları'ndan gelen rüzgarla, Boğaz'ın rüzgarının birleşmesiyle Çanakkale domatesinin tadı farklı oluyor. İşte az önce dedim ya, içinden dışına doğru kızarıyor. Ama diğer taraflardaki, diğer bölgelerdeki domatesler dıştan içe doğru kızardığı için içindeki çekirdeği de yeşil kalıyor. Bizim içinde kızarmadık boş alan kalmaz. Her tarafı kırmızıdır ve içinde boş alan yoktur. Ve kokusu da nefasi de farklıdır. Bizim en büyük özelliklerimiz de bunlardır. Peki. Sayın Başkan, şimdi domateste bu sene önemli gelişmeler oldu. Özellikle şöyle bir baktığımızda Adana'da, Mersin'de
seralara TUTA girdi. 2009'da da olmuştu. Domates küvesi bir başka ifadeyle. Ve piyasada bir boşluk oluştu. Tabii özellikle bu boşluğu sizin gibi yine domatesi değerli olan il ve ilçelerimiz doldurdu. Fiyatlar tüketici açısından baktığımızda bir ara çok yükseldi. Sonra tarla domatesi girince düştü. Biz de daha ucuz fiyata domates yemeye başladık. Bu süreci bir de Çanakkale'li üreticiler açısından değerlendirdiğinizde neler söylersiniz efendim? Şu anda piyasa nasıl, memnun musunuz? Tabii TUTA Absolut'a domates için çok büyük tehlike. Bunu zamanında tespit edemezsiniz. Bunu zamanında ilaçlayamazsınız. Tarlanızı kurutur bile. Hiçbir mahsul alamazsınız. O yüzden 2009-2010 yıllarında da bu sıkıntıyı yaşamıştık Çanakkale olarak. Ve birçok tarlamız kurumuştu. Bu yıl da aynı durum Adana için söz konusu, Mersin için söz konusu, hatta Manisa'ya kadar geldiği söyleniyor. Böyle bir durumda o ürünün piyasa değeri düşüyor. Çünkü o yeni çıkan yavruları müthiş bir yürüme yapıyor. Yeni çıkan, yumurtadan çıkan yavruları yaşlayıp öldürmek de çok zor oluyor. Müthiş bir eğrisi var ve çok sayıda çoğalıyor. O yüzden de baş etmek zor oluyor. Şimdi daha önce biz bu olayı yaşadığımız için onun nasıl geliştiğini iyi biliyoruz. Ve Adana'daki üreticilerin de bununla baş edemediği için bir arz talep dengesi bozulması neden oldu. Ve piyasada yükselme gerçekleşti. Ama şu anda Çanakkale'deki domatesin çıkmasıyla da bu arz talep dengesi düzene girmiş oldu ve fiyatlar da normale geldi. Şu anda tüketici de gerçek işte fiyatlarında çereden bir domatesi alıp Ramazan ayında yiyebiliyor. Sofrasına koyabiliyor. Evet. Bu dönemde fiyatlarımız tabii ki üreticiyi de memnun ediyor. Bu fiyatlar gerçek olması gereken fiyatlardır. Hem tüketici açısından hem üretici açısından da olması gereken fiyatlardır. Tabii bugün bizim üreticimiz bu fiyatlardan memnun. Yeter ki bu fiyatların altına düşmesin. Bu peki, fiyatların inşallah. Altına düştüğü vakitte zaten çok da fazla para kazanamaz. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haberi sayenizde detaylandırma şansına da sahip olduk. Şahsınızda tüm Çanakkale'li üreticilerimizde çiftçi kulübüne davet ediyoruz. Siz de programımızı duyurursanız çok mutlu oluruz Sayın Başkan. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, ne yapıyoruz? Bir hallere gidelim isterseniz reklama geçmeden önce. Ve hallerde özellikle sebze meyve grubu ürünlerde bakalım son fiyatlar nasıl oluşmuş, hangi fiyatlardan işlemler var. Hem alıcı hem satıcı fiyatları şöyle bir bilsin. Haller önemli. Bildiğiniz gibi yaş meyve sebzenin çok büyük bir bölümü artık yeni kanunla birlikte hallerden çıkış yapıyor. Bu fiyatlar hepimiz için önemli. Halde son dakikayla devam ediyoruz. Evet, domatesle ilgili iki haber okumuştuk. Domates, patates, patlıcan ve pırasa fiyatlarını aktaracağız. Adana, Mersin, İstanbul ve Ankara halinden. Domates Adana'da 1 liradan işlem görüyor değerli dostlar. Mersin haline baktığımızda 97 kuruşluk bir fiyat görüyoruz. İstanbul'da 1 lira 50 kuruşa çıkıyor. Ankara'da 1 lira 15 kuruş. Patates yine Adana'da 1 lira 15 kuruş. Mersin'de 1 lira 5 kuruş. İstanbul halinde 85 kuruşa kadar düşerken Ankara halinde yine 1 lira 10 kuruşa kadar çıkıyor. Adana ile Ankara fiyatları birbiriyle aynı. Bu arada domatesle patatesin Ankara hali fiyatları da birbiriyle aynı. Patlıcana geçiyoruz. Patlıcan Adana'da 1 lira 20 kuruş. Mersin'e bakıyoruz, 60 kuruşa, yarı yarıya kadar düşüyor. İstanbul halinde tekrar 2 liraya çıkarken bu konuda rekoru 3 lira 50 kuruşluk fiyatla Ankara kırıyor. Pırasaya bakıyoruz. 90 kuruş Adana'da, Mersin'de 45 kuruş, İstanbul halinde 80 kuruşa yükseliyor. Ankara halinde yine 55 kuruştan işlem görüyor değerli dostlar pırasa. Ve meyve grubu ürünlere baktığımızda çilek, erik, kavun ve şeftaliyi belirledi arkadaşlarımız. Adana halinde çilek 2 lira 40 kuruş, Mersin'de 1 lira 87 kuruş, Ankara halinde 4 kuruş, 4 lira İstanbul halinde 2 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Ankara bu konuda rekor kırıyor. Çilekte 4 liralık bir hal çıkış fiyatı var. Eriğe bakıyoruz. Adana halinde 1 lira 20 kuruş, Mersin halinde 75 kuruş. Ankara'da Adana'dan daha düşük 1 liralık bir fiyat var. Erik de İstanbul'da iki katına çıkıyor. Ankara ile kıyasladığımızda 2 lira İstanbul halinde eriğin fiyatı.
Kavuna geliyoruz. Adana'da 1 lira, Mersin'de 75 kuruş, Ankara halinde 1 lira 65 kuruş, İstanbul'da 2 lira 5 kuruşa kadar yükseliyor kilogram fiyatı kavunun. Şeftaliye baktığımızda Adana'da 1 lira 20 kuruş, Mersin halinde yine 1 lira 20 kuruştan bir işlem görüyor. Ankara haline baktığımızda 2 lira 25 kuruş, İstanbul halinde de 2 lira 50 kuruştan şeftalinin işlem gördüğünü söylemek mümkün değerli izleyicilerimiz. Evet. Halde son dakikayı da aktardık değerli dostlarımız sizlere. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından programımızın ana konusu olan nakliyeye geçeceğiz. Ne kadar büyük bir ekonomik değer olduğunu, ne kadar istihdam sağladığını, ihracatta yaşanan son gelişmeleri aktarmaya gayret göstereceğiz. Çok önemli isimler bizlerle birlikte olacak. Vodafone çiftçi haber paketiyle her türlü tarımsal bilgiye ulaşıyorsunuz. Yeter mi? Yetmez. İlan yaz. Boşluk bırak. İlanını 24.34'e ücretsiz gönder. Gazetelerde, dergilerde, tarımsalpazarlama.com'da yayınlansın. Müşteri sana gelsin, sen bak keyfine. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü Tırı, bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Sen ne zaman gittin askere? Ben Asat'tan sonra gittim askere. Ninemle evlenmeden önce mi? Ninemle ne zaman evlendin? Bir Asat'tan sonra da onunla evlendim. Bak bu traktörü yine başka bir hasat sonrası aldık. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Vodafone ve Şekerbank bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere özel işbirliği 3. yılına girdi. Bütün yıl konuşun, hasat zamanı bir kez ödeyin. Üstelik faizsiz. Evet değerli dostlar, narenciye konusunu önemli isimlerle konuşacağımızı söylemiştik ama ilk olarak narenciye ihracatı ile ilgili özellikle geçtiğimiz yıl bu döneme kadar olan ihracatla bu yılı kıyaslayan bir haber var. Bunu bir aktaralım sizlere, ardından da diğer konu başlıklarında tabii ki konuşacağız. Çünkü sezon yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. 2 ay sonra ihracatı rakamları konuşmaya başlarız. Yine özellikle Turunçgil grubu ürünlerin üretimiyle birlikte 1,5 ay sonra iyice sektör yoğunlaşır. Biz bir ön alalım istedik program ekibimizde. Önce haberi bir aktarayım. Narenciye ihracatı azaldı. Haberimizin başlığı bu değerli dostlar. Yılın ilk yarısında Türkiye'den yapılan narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında azaldı ve bunu da aktarmaya gayret göstereceğiz. Bu oranın sebeplerini de, bu düşüşün nedenlerini de soracağız. Türkiye'nin narenciye ihracatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre oranla %22, değerde ise %17 oranında azaldı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği sektör raporundan derlenen bilgiye göre bu yılın ilk yarısında narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda %22 oranında azalarak 504.601 tona geriledi. Değerde ise %17 oranında azalma gösteren narenciyeden yılın ilk 6 ayında 366.495.000 ihracat elde edildi. En çok limon ihraç edilmiş değerli dostlar. Söz konusu dönemde 126.993.000 ihracatta ilk sırada limon yer alıyor. Onu 92.109.000 mandalina, 91.536.000 portakal takip ediyor. 55.845.000 da Greyfurt izliyor portakalı. Ocak-Haziran döneminde narenciye ihracatında ilk sırayı miktarda 141.598 ton, değerde ise 106.513.000 Rusya alıyor. Bu ülkeye yapılan ihracatı 87.892.000 Irak. Ülkelere dikkat. 44.299.000 Ukrayna, 28.598.000 Suudi Arabistan,
ve 15 milyon 4 bin dolarla da Romanya takip ediyor değerli dostlar. Narenciye ihracatında durum böyle. Şöyle bir verilere baktığımızda özellikle 2.6 milyon ton ülkemizde narenciye üretiliyor. Çeşitli kaynaklara baktığımızda bunun yaklaşık 3 milyon tona dayandığını da görebiliyoruz. Çünkü üretimimizin hani %100'ünün kayıt altında olduğunu söyleyebilmek çok fazla mümkün değil. 1 milyar dolarlık bir ekonomik hacim. Değerli dostlar, bu da gerçekten çok önemli bir rakam ve 5 milyon nüfus. Ne demek 5 milyon nüfus? 5 milyon ülkemizde narenciye üreticisi mi var? Hayır, ama bunun nakliyesi, pazarlaması doğrudan veya dolaylı olarak değerlendirdiğimizde tam 5 milyon nüfusun cebini ilgilendiren bir üretim dalı narenciye. Tabii yaş, sebze, meyve ihracatı içerisindeki yeri de gerçekten çok daha önemli ve son dönemde özellikle tanıtım çalışmalarına da büyük ağırlık veriliyor. Son dönemde temel özellikle ülkelerimize baktığımızda şunu görmek mümkün. Biz nerelere ihracat yapıyoruz? Özellikle bu sene siyasi istikrarı pek yakalayamayan, daha doğrusu bozulan Orta Doğu ve komşularımıza ihracat yaptığımız için çok büyük bir oranda bu %22'lik düşüş bundan kaynaklı. Antalya Ziraat Odası Başkanımız Nazif Alp bizlerle birlikte. Sayın Başkan, merhaba efendim. Merhaba Umut. İyi sabahlar diliyoruz. Çok sağ olun. Nasılsınız değerli başkanım? Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Antalya'ya girer girmez zaten portakal heykelleri bizleri karşılar. Ülkemizdeki çoğu insan da Antalya'ya gelmese bile televizyonlardan bunu bilir. Şimdi efendim, sezona çok az bir süre kaldı. Ben özellikle bu sezon öncesinde üreticimizin durumunu sizden bir alayım, sonra detaylandırırız. Üretim, ihracat hepsini konuşuruz ama madem çiftçi kulübü koyduk programımızın adını, önce çiftçimizin bir hali pürmel halini bir öğrenelim sizden efendim. Özellikle narenciye üreticimiz şu günlerde gündeminde neler var, neler konuşuyor? Çok teşekkür ederim Umut Bey. Bizi tekrar söylüyorum. Bizim Antalya'mızı böyle bir sabahın erken saatinde misafir ettiğiniz için önce tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şimdi çiftçi bizim narenciye olarak merkezde şu anda biliyorsunuz miras hukukuna göre artık araziler bölünmüş vaziyette. Tarımda hani narenciye, merkezdeki narenciye olaylar artık bitme safhasına gelmiştir. Ama tabii ki bitme safhasına gelmiş derken de hemen akabinde Aksu ilçemiz hemen orada narenciye kendini yenilemeye başladı. Beldemiz Karaöz beldesi, bunun yanında Manavgat, Finike, biliyorsunuz narenciyenin artık beşiği haline geldi. Hem de marka ürünlerin, özellikle evet. Finike dediğimiz zaman orada bir durmak lazım değil mi kesinlikle, Sayın Başkan? Finike'nin portakalı zaten çok meşhur. Evet. Artık öyle bir şeye geldik ki kişiler ve ilçelerimiz artık yetiştirdiği ürünü seracılıkta bile marka, isim, barkod sistemi dediğimiz sisteme kadar getirdik. Yani bilgi ile teknoloji artık birbirine çakıştı şu anda. Bunu yapabildiysek ne mutlu, ne mutlu bizlere Sayın Başkan. Yalnız devam edeceksiniz tabii ki. Ben bir virgül koymak istiyorum, bir soru soracağım. Şimdi koskoca Antalya'da, tabii bu ilçelerimizin de üretim alanları oldukça büyük biliyoruz ama Aksu, Manavgat ve marka Finike. Evet. Şimdi yeterli mi? Şimdi Antalya dediğimiz çok geniş bir alan. Ülkemizdeki illerin çok büyük bir bölümünde daha fazla tarım arazisi var Antalya'da. İklim olarak baktığımızda zaten biçilmiş kaftan. Sözlerinizin başında sorunlardan aslında bahsettiniz. Onları biraz detaylandıralım. Bu üç ilçenin üzerinde durmaktansa acaba şunu mu desek, ne dersiniz? Neden acaba üretim alanları azaldı? Ne oldu ki bu kadar az? Çünkü Antalya'ya yaptığımız ziyaretlerde de sadece o heykellerin şehir merkezinde kaldığını, artık ürünün kendisini pazarlar, manavlar dışında göremediğimizi söylüyorlar. Acaba üretim alanlarına yeni yeni konutlar mı yapıldı? Ne oldu? Giderek büyüyordu Antalya. Çok ne dersiniz Sayın ederim. Başkan? Doğru söylüyorsunuz. Şu anda biliyorsun Antalya'mızda 3T çok önemli. Evet. Antalya'mızda 3T var. Tarım, turizm, tarih. Antalya'mızın tarihi çok eski biliyorsunuz siz de. Çiftçilik dediğimiz tarım,
turfandacılık bizde, denizimiz de bizde, turizm diye. Ama tabii ki merkezde o portakal resimlerine indiğimiz zaman o havuzların başında Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu biliyorsunuz festival dolayısıyla. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki Antalya'mız az önce söylediğim gibi turizmle özdeşmiş, biliyorsunuz bu merkezi yerlerde artık tarım yapılamaz hale gelmiş. Girdilerin yüksek, aile işletmeleri zor durumda. Girdilerin çok yüksek olması nedeniyle bir de sulama sisteminin daha da hani geliştirilemediğinden, hı hı, Narinciye'nin biraz da şöyle söylemek istiyorum. Narinciye diye bitirendirmeyeceğim de ama tarımın girdilerinin çok yüksek olması nedeniyle aile işletmeleri girdilerin çok yüksekliğinden dolayı bazı tarımda kendilerini artık başka yollara, yani çalışma yollarına, kanallara itti kendilerini. Şöyle adlandırayım, bir ailenin serası var, aile işletmesi olan küçük, eski yapı olduğundan çok zor durumda. Narinciye sulamasından ilaçlamasına kadar karın doyurmuyor artık. Bir de özellikle Sayın Başkan, merkezde şöyle de bir durum var. Ne üretirseniz üretin, elde edeceğiniz karın yüzlerce katını başka bir şekilde o araziyi arsa olarak konut yapımı için değerlendirdiğinizde zaten şöyle bir bakıyor üreticimiz, haklı diyeceğim dilim varmıyor, haksız diyeceğim dilim varmıyor. Ya ben parayı aldığımda zaten ömür boyu bu bana yeter deyip geçiyor. Şimdi ne diyebilirsiniz ki? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok doğru söylediniz. Bizim Antalya merkez dediğimiz tarım, Kırcami, Güzeloluk, Doğu Yaka, Topçular, yani 14-15 mahallede biliyorsunuz imar durumu gündeme geliyor. Evet. Burası da tarımın beşiği olan ilk Antalya'nın ilk tarım yapılan mahallelerinden adlandırıyorum. Buralarda artık biliyorsunuz az önce ne güzel bir şeye değindiniz siz de, onu da üzülerek söylemek zorundayım. İmar durumu biliyorsunuz gündeme geldi. Rant yükseldi buralarda. Biliyorsunuz imar durumu geldi mi insanlar tabiri caizse çok özür dileyerek söylüyorum tembelleşiyor. Öyle. Yani tarımdan az önce çok güzel bir şeye değindiniz. Artık buradan sebzeden, limondan, narinciyene kazanacağının 10 daire düşse diyor, bana şu düşer diyor. Artık aynen, bu narinciyelere bakılmaz oldu. Kuruma safhasına geldi. Sökülür duruma geldi artık merkezde. Merkezde. Şimdi merkezdeki durum böyle Sayın Başkan, ve böyle açık yüreklilikle konuşmak da gerekirse, evet, bunu hani kimse de düzeltemez. Durdurulabilir ama zaten geriye dönüş olmaz. Şimdi biz, çok az bir süremiz kaldı. Özellikle narenci üretiminin yaygın olduğu sizin söylediğiniz Aksu, Manavgat ve Finike ilçelerimizdeki, evet, duruma bakalım. Şu anda bahçeler ne durumda? Üreticimiz ne düşünüyor? Sezon için yorum yapmak açısından erken ama yine de size gelen bilgileri tüm Türkiye ile paylaşın. Ardından belki başka bir konuda tekrar birlikte oluruz Sayın Kesinlikle. Başkan. Buyursunlar. Şöyle söyleyeyim. Biz Narinciye'yi Aksu tarafı dediğimiz ilçemize kaydı. İster istemez bu saymış olduğum önceki merkezdeki çiftçilerimiz bu imar gelmez. Dolayısıyla bu tarafa kaydırdılar. Yer aldılar, satın aldılar. Narinciyesini, sebze yani tarımını o kesime kaydırır. Tam Anavga'da dayandı uçları. Şimdi Narinciye'yi geliştirebileceksek şayet, geliştirmemiz lazım. O ihtiyaç çünkü. Bunları da şunu anlatmak istiyorum. Pazar payını düzeltmemiz lazım. Bu sene ortalama portakal söyleyeyim size 50 kuruş ile 60 kuruş arasında. Ha 1 lira gittiği devrede oldu ama ortalaması 60 kuruş gibi. Evet. Limon biraz bu sene birazcık şey yaptı, para yaptı. Para bir yaptı, yıl evet, öncesi tamamen döküldü dışarıya. Hiç toplanmadı, ağacında kaldı. Onun için de buradaki olay pazar iyi yakalamamız lazım. Girdileri birazcık devletimiz desteklerini birazcık daha destek verirse, bu çiftçilerimizi geliştirirsek, bu narinciye, bu tarım, bu çiftçiler
bu ülkeye ihtiyacız, bizler ihtiyacız. Bu yetiştirilen insanları birazcık devletimiz desteklerse, destekleri arttırırsa, inanın o kadar iyi olacak ki biz de narinciye ve tarım üzerinde en iyisini en iyi şekilde yetiştirmeye biz adlediyoruz, söz veriyoruz. Zaten peki, yapıyoruz da. Sayın Başkan. Kalite bizde. Kalite bizde. O narinciyede ve tarımda en iyisini yetiştirmeye namzetiz biz. Oluyoruz da. Bize pazar payını yakalamamız lazım. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli üreticilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Aramızda aktarılan bilgiler de programımızın bir parçasıdır. Size bilgi vermek için hazırladık onları da. Özellikle çiftçi kulübüne ulaşabilmek için sürekli numaramız duruyor ama bir kere de ben tekrarlayayım. 0312 911 1542 lütfen bize bu numaralardan ulaşın diyoruz. Kısa bir ara, sağ olsun yönetmenimiz yansıttı. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar aynı konuyla karşınızda olacağız. Bölgenizde don tehlikesi var mı? Ürünleriniz kaça satılıyor? Destekler ne zaman ödenecek? Abone yazıp bir boşluk bırakıp il plaka kodunu 2434'e ücretsiz gönderiyoruz. Tarımla ilgili haber ve bilgiler ücretsiz olarak Vodafone Çiftçi Haber paketinde. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü Tırı, bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Sen ne zaman gittin askere? Ben Asat'tan sonra gittim askere. Ninemle evlenmedin önce mi? Ninemle ne zaman evlendin? Bir Asat'tan sonra da onunla evlendim. Bak bu traktörü yine başka bir hasat sonrası aldık. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Vodafone ve Şekerbank bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere özel işbirliği 3. yılına girdi. Bütün yıl konuşun, hasat zamanı bir kez ödeyin. Üstelik faizsiz. Çiftçi kulübü devam ediyor değerli dostlarımız. Bu sefer de bir başka üretici temsilcimiz. Evet, Silifke'ye gidiyoruz, Mersin'e gidiyoruz. Mersin, Adana bildiğiniz gibi ana vatanıdır Narenciye grubu ürünlerinin. Ve çok değerli Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanımız Şahap Şimşekli bizlerle birlikte. Şahap Bey merhaba efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi sabahlar? İyi sabahlar, çok teşekkür ederim. Size nasılsınız? Sağ olun, sağ olun Sayın Başkan. Çiftçilere güzel bir program herhalde bundan sonra sunacaksınız. İnşallah efendim, hep birlikte duyurursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çiftçi Kulübü adıyla bu 41. programımız gerçi. Daha önce Tarımın Nabzı'ydı programımızın ismi. Ama her sabah 6'ya çeyrek kala bir saat boyunca üreticimizin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Çiftçi Kulübü programında çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, şimdi dedik ki biz ilk önce sezona daha var ama narenciye, bir başka ifadeyle turunçgil üreticilerimizin bir sorunlarını dinleyelim. Sezona nasıl hazırlanıyorlar bir öğrenelim. Bunun için bir program hazırladık ve son dönemde özellikle yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre ihracat %22 oranında düşmüş. Tabii miktarda değere baktığımızda oran biraz daha düşüyor, %17 olmuş. Bunun sebeplerini bir sorgulayalım istedik ama şöyle başlayalım efendim. İlk önce biz bir Silifke Turunçgil Üreticileri Birliği'ni bir tanıyabilir miyiz efendim? Kaç üyemiz vardır? Bütün Silifke'deki üreticilerimizi temsil eder mi? Şimdiye kadar hangi çalışmaları yapmıştır? Hem üreticimizin maliyetlerini düşürmek hem de ürünün daha katma değerli satılmasını sağlamak için. İlk önce biraz birliği tanıyalım mı Sayın Başkan? Ne dersiniz? Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi 1955 yılında Silifke'mizde narinci dikimi başlamış. Evet. Hatta şu anda 4-5 tane veya 10 kadar 200 yaşında olduğu tahmin edilen portakal ağaçlarımız bile mevcut. Silifke'de var öyle mi efendim? 200 yaşında portakal ağaç. Evet, evet, evet. Evet.
Fakat tabii bunları bir koruma altına aldıramıyoruz maalesef nedense. Şimdi 1955 yılında bir limon üretimi gelir kaynağı olarak düşünülüyor ve ona başlanıyor. Şu anda birliğimizin 200'ün üzerinde üyesi var. Fakat Silifke'deki 17-18 bin dekar alanda limon üretiliyordu. Bu limon üretimi geçen yıl biraz bir fiyat güldürdü ama maalesef şu andaki umutsuzluğumuz devam ediyor. Yeni fiyatların çok düşük olacağı, yatakçıların para kazanmayıp zarar ettiğini, ihracatçı teşviklerini alamadığını, onun için piyasaya nasıl girecekleri hakkında büyük bir sıkıntı görüyoruz. Şimdi bunların nasıl yapılacak, üretici en güzel şekilde üretim yapmak istiyor. Fakat maliyetleri çok yüksek olması, bütün her şeye gübre, ilaca %18 KDV ödememesi üreticileri çok sıkıntıya sokuyor. Anladım. Peki Sayın Başkan, bunları tabii konuşacağız ama ben ilk önce hani birlik çatısı altında üretim yapmaya gayret gösteren üreticimizin kazancı ne oldu? Bütün bu sorunların acaba bir bölümü sırf birlik olduğumuz için aşılabildi mi diye bir sorayım istedim. Ne dersiniz başkanım? Maalesef birlik olarak aşılamadı. 5200 sayılı yasada birliklere en ufak bir imtiyaz yok. Sadece adı var diyorsunuz. Adı var gayet tabii. Yani sadece adı var. Üreticiden aldığı aidatlar da ancak hayatta kalabiliyor. Şimdi kendisi bir şey pazarlamaya kalktığı zaman bunun vergisiyle, iş gücüyle, pazarlamasıyla büyük bir sıkıntı yaşayacağı için böyle bir şeye de girilmiyor. Anladım Sayın Başkan. Yani üretici şu soruyu soruyor kendisine değil mi? Ben birliğe üyeyim. Aidatımı da az çok ödüyorum ama evet, birliğin evet. Bana katkısı ne ki? Nedir evet, bana ne vereceksin? Bana ne vereceksin? Evet. Maalesef aynen, bunun aynen. Cevabı da 5200 sayılı birlikleri kurduğumuz kanunda evet. Bunun cevabı yok maalesef. Maalesef yok. Evet. Peki Sayın Başkan, az önce söylediğiniz sorunlar fiyatlara muhakkak tabii ki yansır. Önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıla kıyaslama yaparsak hangi ürünlerin biraz daha fazla kazandırmasını, ne yazık ki bu soruyu da sormak zorundayım. Hangi ürünlerin üreticiyi fiyat anlamında tabii ki hüsrana uğratacağını şimdiden görmek ne kadar mümkün? Şimdi o mümkün değil zaten. Şimdi bakın limondaki daha önceki geçen yıl biraz yüz güldürdü. O da rekoltenin düşük olmasına. Bu yıl yine rekoltede düşüklük var. Hı hı. Ama çiftçiyi ne kadar üreticiyi yüzünü güldürecek onu bilemiyoruz. Şu anda bizim yatakçı dediğimiz, tabir ettiğimiz insanların Ürgüp'teki doğal depolardaki sakladıkları mallardaki fiyatların çok düşük olduğunu, zarar ettiklerini bilgisi geliyor. Şimdi yatakçılar zarar ederse, ihracatçı para kazanmamışsa nasıl piyasaya girecek de yüzü güldürecek. Tabii üretimdeki bu sakatlıkları gördüğü için birçok insan bahçesini kesti, çileğe dönüştü. Evet. Bu yıl çilekte de büyük bir iklim koşulundan zarar gördü. Çok satılık tarlalar meydana geliyor. Sıkıntı yani çiftçi hangisini yapayım da bundan güzel para kazanırım veyahut rahat bir geçim sağlarım diye daldan dala gezmesine rağmen hiçbir şey sağlayamıyorum. Anladım. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizlerle birlikte olduğunuz çiftçi kulübünde sorunlarınızı tüm Türkiye ile paylaştığınız için. Evet. Sağ olun efendim. Bu bizim ilaç ve gübrelerimizden KDV kaldırılırsa çok güzel olur çiftçiye en büyük destek. İlaç ve gübrede KDV kaldırılsın diyorsunuz. Kaldırılsın. Peki mesela Sayın Başkan. Mesela biz iyi tarım uygulaması yapıyoruz. İyi tarım uygulamasına verilen 25 lira destek dönüm başına. Evet. Yani bu 25 lira destek hiçbir şey yapmaz. Yani bunun artması lazım ki çiftçi hiç olmasa o iyi tarım uygulamasını daha dikkatli yapsın. Daha dikkatli yapsın. Bu tabii ihracatı geliştirecektir. Bir de üstüne evet. İhracat iadelerinin de belli bir oranda üreticimize yansıması sağlanırsa biraz daha düzelecek. Evet. Başkan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Okay. Efendim Aydın'a gidiyoruz şimdi. Aydın Sultanhisar Ziraat Odası Başkanımız Sayın Bilal Tarhan bizlerle birlikte. Bilal Başkanım merhaba. Hayırlı sabahlar. İyi sabahlar. Nasılsınız efendim?
Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Şimdi izleyicilerimiz bence şu soruyu soruyorlar değerli başkanım. Şimdi Aydın Sultanhisar deyince aklımıza Narenciye gelmez. Şimdi bu arkadaşlar Sultanhisar'ı niye bağladılar? Evet. Bence bunu soruyorlar. Biz ilk olarak Sultanhisar dediğimizde aklımıza çok ürün gelir ama 3 ürün geliyor. Onu bir sizden öğrenelim efendim. Şu an için Çilek adlı gelecektir. Evet. Fakat Ege bölgesinde Sultanhisar'ı bilenler için bölgede ilk Portakal Festivali'nin düzenlendiği 40 yıldır bu ürünü festival olarak taşıyan bir ilçeyiz. Bölgenin Narenciye beşiğiydik. Fakat ürünlerimiz artık yavaş yavaş ağaçlar sökülerek başka bir ürüne dönüştüğü için Sultanhisar şu anda Narenciye konusunda eskisi kadar iddialı değil. Peki başkan, ama temel sorumuz şu tabii ki, neden böyle oldu efendim? İlk önce Ege bölgesinin klasik bir sorunu arazi yapımız, miras hukukundan dolayı küçük arazilere bölünmüş olması, yaklaşık 15-20 dekarlık arazilerde Narenciye bahçesinin oluşması ve fiyatların düşük olması uzun süre seyrettiğinden dolayı bir narenciye, bir portakal, bir mandalina bahçesinin bir aileyi geçindirebilecek düzeyde olmaması bu ağaçların ilk önce sökülmesine sebep oldu. Bununla birlikte 60-70 yıl önce dikilen narenciye fidan tiplerimizin günümüzün ihracat şartlarına uygun olmaması, özellikle mandalinlerimizin kıyıdan biraz daha uzaklaştığımız için kalın kabuklu olması, ihracat bakımından tercih edilmemesi, portakallarımızın yerli portakal sınıfında kalması, bunların birer birer sökülmesine yol açtı. Halbuki şu an için Türkiye'nin bir gerçeğinde 3 milyon ton yaş meyve sebze ihracatının 3'te 1'ini Narenciye grubu oluşturmaktadır. Evet. Bu kervanda Sultanhisar'da bulunmasını çok isterdik fakat yerini başka bir ürüne bıraktı. Bunun yanında nedense Türk tarımında narenciye bahçelerinde sulama en göz ardı edilen bir tarım sektörü konusunda genelde hala da sallama suyla sulanan narenciye bahçelerimiz var. Bir an önce bunun damlama sistemine geçmesine gerekiyor çünkü maliyetler yüksek olduğu için çiftçimizin kazandığı paranın büyük bir kısmı işçilik maliyetine ve sulama masrafına gidiyor. Bunlar zamanında yapılmadığı için evet, yavaş yavaş terk edilmek zorunda kaldı. Zaten marka olan olabilecek incir gibi, kestane gibi, zeytin, zeytinyağını zaten hiç saymıyoruz ve buyurduğunuz gibi çileğimiz var. Ama şu önemli, üreticimiz, bir cümleyle alacağım Sayın Başkan, sürem az. Üreticimiz memnun mu diğer ürünlere geçmekten? Yani narenciye bahçeleri sökülüyor, söküldü dediniz. Üreticimiz memnun mu? Hem İşin psikolojisi de var ama ilk önce ben maddi açıdan sorayım. Memnun oldu mu efendim? Yok, hayır, memnun olmadı. Çünkü evet, Türkiye'nin bir gerçeği var. Pamuktan kaçtık, Mısır'a geldik. Mısır üretici çiftçimiz de hala memnun değil. Yani bir üründen kaçış aslında para ettiği için değil, para etmediğinden dolayı bir kaçış var. Kaçış oluyor, kaçış oluyor. Anladım. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çiftçi Kulübü devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Özellikle tabii Aydın Sultanhisar'ın önemli ürünleri var, markalaşmış ürünleri var ve buna rağmen Sayın Başkan'ın üreticimiz alternatif ürünlere yönelmekten memnun değil. Çünkü biz daha fazla kazanalım diye değil, vazgeçtiğimiz ürün para etmiyor diye yöneliyoruz yeni ürünlere demesi bence burada çok çok önemli bir mesajdı. Bunu da aktarmak gerekiyor. İşin psikolojik boyutu da var demiştim. Yıllardan beri aynı tarzda aynı ürünleri üreten üreticilerimizin gerçekten o ürüne sevdalandıklarını da biliyoruz. Ne kadar çok kasa kazandırsın, ikna edilme çabalarına rağmen alternatif ürünlere geçmekte zorlandıklarını da biliyoruz ama geçtiği zaman da halin pek iç açıcı olmadığı Sayın Başkan tarafından, ki Sultanhisar gibi her tarafından verim fışkıran bir coğrafya için söylemesi önemliydi. Efendim, bir narenci üretim merkezine daha gidiyoruz. Tarsus'a gidiyoruz. Tarsus Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ali Ergezer bizlerle birlikte. Şöyle diyeyim efendim, Ali Baba nasılsınız? Teşekkür ederim Ümit Bey. Hayırlı uğurlu olsun programımız. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Nasıl gidiyor her şey? İyisiniz inşallah. Her şey çok güzel, çok güzel. Allah çok şükür. Sizler de çok şükür. Hem bizleri mutlu ediyorsunuz. Bize teşekkür ediyoruz. Ya çiftçinin sahip olduğunuzu hangi kanal olursa olsun orayı buluyorsunuz ve
ben çiftçiye sesleneceğim diyorsunuz. O da bizleri mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Başkan'ın programı duyurmanızı rica ediyoruz. Biz söylemesek de siz bunu yaparsınız zaten. Şöyle bir konu var değerli izleyicilerimiz. Tarsus'ta Sayın Ali Ergezer ne derse olur o kadar saygındır. Sadece üreticinin değil Tarsus'un da simgesidir. Sayın Başkan, geç bağladık. Bu nedenle çok az bir süremiz var. Başka bir zaman bu hatamızı telafi ederiz. Ben özellikle son dönemde Sayın Başkan'ın bu aralar daha doğrusu Narenciye üreticisinin gündemini, Tarsus'taki gündemini sizden bir iki cümleyle almak istiyorum efendim. Siz de zaten geldiğiniz gördünüz. Biz hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı Narenciye takip ediyoruz. Özellikle Narenciye Avrupa için nerelerdeyiz diye bakıyoruz. Şu anda biz İtalya'nın, İspanya'nın önünde olduğumuzda iddialıyız. Avrupa'nın da birincisi olduğumuzda iddialıyız. Ama geçen yıl biliyorsunuz ki ihracatın düşmesi bu sene bizi korkutmaktadır. Bu seneki verimde bizde artış olacağını takip ediyoruz. Geçen seneki ihracat düşüşü bu sene Tarsuslu üreticiyi korkutuyor diyoruz başkan. Korkutuyor evet. Efendim. Biliyorsun ki bizim en büyük pazarımız Rus pazarıdır. Önemli olan Rusya pazarını eğer böyle giderse yıldan yıla azaltacağız. Yani azaltılıyor ya bu. Neden? Ya biliyorsun bu siyasi yani bölgemizde olan doğuda olan olaylardan dolayı Rusya bizim ambargo komadın diyor ama ambargo komuş gibi bir tabii, hali var. Tabii. Programın yani, başında yani, ifade etmeye çalışmıştım. O siyasi istikrarsızlık maalesef çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Evet yani şimdi Rusya benden diyor ki senden %5 %6 hasarlı ürün alırım diyor. Avrupa'da %35 hasarlı ürün arıyor. Ya bir de işin bu boyutu var. Sayın Başkan bu olmadı. Farkındayım ama hatamızı telafi edeceğiz. Sonlara doğru bağladık sizi. Eğer tamam, lütfederseniz birkaç gün sonra tekrar birlikte olalım. Oldu mu efendim? Tabii inşallah burada bölgemizde bir canlı yayın inşallah, yaparız. İnşallah Sayın Başkan. Biz de özledik oraları. Sizleri de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun değerli başkanım. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından da yine sizler için hazırladığımız detaylı tarımsal haber bülteniyle, hava durumuyla birlikte olacağız. Vodafone Çiftçi Kulübü sunduğu özel avantajlarla çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, üretiminin bereketini artırıyor. Vodafone 24-34 çiftçi haber paketiyle çiftçilerimiz ilçelerine ve ürünlerine özel tüm zirai haberleri ücretsiz olarak öğrenme ayrıcalığını yaşıyor. Tarımsal destekler, ürün sigorta son başvuru tarihleri, hibe ve ucuz faizli tarımsal kredileri herkesten önce öğreniyor. Tüm çevre illerdeki hal, borsa ve piyasa fiyatlarını öğreniyor, ürünlerini hiçbir kayba uğramadan doğru değerine satıyor. İlçelerine özel düzenli hava durumu bilgileriyle gerekli önlemleri alıyor ve ürünlerinin zarar görmesini engelliyor. Vodafone 24-34 çiftçi haber paketine ücretsiz abone olmak için abone yazıp 24-34'e mesaj göndermeniz yeterli. Vodafone Çiftçi Kulübü, çiftçinin daima yanında. Değerli dostlar, az önce dedik ki tarım için hava durumu yapacağız, haber bülteni yapacağız. Onu yanlış söyledik ama şöyle verilere baktığımızda bu gerçekten tarımsal hava durumu bülteni. Hadi başlayalım. Her sabah yaptığımız gibi değerli dostlar nereden başlıyoruz? Trakya'dan başlıyoruz. Özellikle şunu vurgulamak mümkün. Güneşli,
Zaman zaman bulutlu bir hava, 27 derece ortalama bir sıcaklık ve arı kovanı çevresinde su kaynağı bulundurmalıdır diyor arkadaşlarımız ve ahırların muhakkak havalandırılması gerektiğini de aktarıyorlar bizlere. Ege bölgesine şöyle bir bakıyoruz. Zeytinlerde suya en fazla ihtiyaç bulunan dönemdeymişiz. Uzmanlarımız bizleri uyarmışlar. Ortalama 32-33 derecelik güneşli bir hava var. İç bölgelere doğru geldiğimizde bulutlanma artıyor. Özellikle şöyle bir tarımsal üretim havzalarına baktığımızda Eskişehir'de, Bursa'da, Bilecik'te 26-27 derece bulutlu. Zaman zaman yağış geçişleri de olabilir. Afyon'da da öyle. 27-28 derecelik bir hava var. İstanbul'da bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz yine yağmurlu ve 28 derecelik bir havaya merhaba diyecekler birkaç saat sonra. İç bölgelere bakıyoruz efendim. Özellikle Konya Karaman Havzası'nda yine sulamaların düzenli bir şekilde yapılması gerektiği noktasında bir uyarı var. Güneşli 30 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Karadeniz'e doğru şöyle bir çıkalım. Ortalama sıcaklığı hesaplamaya çalışıyorum. 27 derece diyebiliriz Batı Karadeniz için. Biraz daha iç bölgelere Ankara, Kırşehir, Yozgat hattının kuzeyine geldiğimizde hayvanların suları durgun bırakılmamalı demiş arkadaşlarımız ve yine ortalama 27 derecelik bir sıcaklığı işaret etmişler. Karadeniz bölgesinin doğusuna baktığımızda Ordu'da, Giresun'da hava bulutlu, ortalama 28 derece. Fındıklarda artık hasada hazırlık yapılmalı yavaş yavaş. Biraz daha iç bölgelere doğru kaydığımızda hayvanlarda sıcaklık stresinin en fazla görülebileceği dönemler bunlar. Nasıl yapacağız? Hayvanları serinleteceğiz. Bu önemli. Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman hattında 35-37 derecelere varan bir sıcaklık var. Yine sulamaların düzgün yapılması gerektiği Adana ve Osmaniye için de bizlere verilmiş. Öğlen saatlerinde ilaçlamadan kaçınılmalı diyoruz. Erzincan, Erzurum, Bayburt hattı için. Diyarbakır'da da hava 40-41 derece. Aşırı sıcaklara dikkat. Sulamalar düzenli yapılmalı denmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortalama 32-33 derecelik bir sıcaklık var ama biraz daha güneye doğru indiğimizde 40 dereceyi görüyor. Örneğin Mardin son derece güneşli bir hava var. Kuzeye çıktığımızda hava sıcaklığı Akbin Ardahan'da 20 derece ve bulutlu olduğunu görüyoruz. Hemen geçiyoruz değerli üreticilerimiz günlük nem haritamıza. Bağlarda salkım güvesi ve küllemeye dikkat diyor Trakya bölgesi için. Ege bölgesinde kırmızı örümcek görülebilirmiş değerli dostlar. Zeytin aralarında sebze dikimi varsa verticillium solgunluğuna dikkat edilmeli demiş arkadaşlarımız. İç Anadolu bölgesinin biraz daha kuzeyine geldiğimizde yine sebzelerde küllemeye dikkat. Biraz daha güneye ortaya doğru indiğimizde kayısılarda yaprak delen çil hastalığına dikkat demiş arkadaşlarımız. Ve özellikle bu bölgede nispi nem oranının 25 olduğunu söylemek mümkün. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep hattı için beyaz sineğe dikkat, trips görülebilir uyarısı var. 60 derece nispi nem oranı. Karadeniz bölgesinde tabii nem oranı yüksek olduğu için ağaçlarda mantari hastalıklara dikkat diyoruz ve yaprak bitleri görülebilir. Yine Erzurum, Erzincan hattında yabancı otlar çeşitli zararlıların konaklamasına sebep olurlar. Ortalama nem oranı %36. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır üçgenine şöyle bir baktığımızda yine nem oranları düşük olduğundan tarlalarda ve bahçelerde kırmızı örümceklere dikkat edilmelidir. Çünkü %8'e 13'e kadar düşüyor nispi nem oranı değerli dostlar. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde illere göre değişmekle birlikte ortalama 20 derecelik bir orandan bahsedilebilir ama Van'da %52'ye kadar çıkıyor. Bunu da aktarmak mümkün. Günlük rüzgar haritasına bakıyoruz. Trakya'da orta kuvvetli bir rüzgar görüyoruz. Ege bölgesinde genelde hafif kıyı kesimlerde orta kuvvetli bir rüzgar görmek mümkün. İç Anadolu bölgesinde hafif ara sıra orta kuvvette. Karaman'ın biraz daha güneyine baktığımızda orta kuvvetteki rüzgarlar hakim. Özellikle Hatay bölgesi için bir uyarı yapmış arkadaşlarımız. İlaçlamaya dikkat demişler. Hatay'da ilaçlamaya dikkat diyoruz. Ordu'da, Giresun'da hafif ara sıra orta kuvvette bir rüzgar var. Yine Şanlıurfa, Mardin hattında da hafif kuvvette bir rüzgar var. Çok önemli bir tarımsal uyarı yok. Karadeniz bölgesi önemli. Orta kuvvette rüzgar diyoruz. Yine Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ hattında da yer yer orta kuvvetli rüzgar olduğunu haritamızdan tespit etmek mümkün değerli dostlar. Diyelim, geçelim, kamerayı değiştirelim ve kapanışı yapalım.
Evet, Çiftçi Kulübü'nün ilk yayınıyla birlikteydik değerli dostlar. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Yine üretici temsilcilerimizi bağlamaya gayret gösterdik. Sizlerden gelen soruları, sorunları burada yanıtlamaya, en azından geniş kitlelere duyurmaya gayret gösteriyoruz. Bu kulüp sizin kulübünüz. Kulübe üye olmak çok kolay. İzlemeniz ve 0312 911 1542'yi aramanız yeterli. Ücretsiz hizmetler sağlıyoruz. İlanlarınızı, sorunlarınızı, görüşlerinizi yine ekranımıza yansıtmaya gayret gösteriyoruz efendim. Programımızı bir bölümünden sonra izleyenler, bu sabah kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenlerin başvuracağı iki adres var. www.çiftçikulübü.tv ve tarımsalpazarlama.com'dan videolarımızı izleyebilirsiniz. Bakalım saate, evet, son 20 saniye, bizlik bugünlük bu kadar. Yarın sabah 6'ya çeyrek kala huzurlarınızda olmaya gayret göstereceğiz efendim. Hoşçakalın.